Kalbimdeki Türkiye'den selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Bu hafta da sizlerle birlikte olan sevincini, neşesini, gururunu yaşıyoruz. Bakalım bu hafta neredeyiz diye merak ediyorsunuz. Hiç merakta bırakmayayım. Kahraman bir şehrimizdeyiz. Evet, kahraman bir şehrimizdeyiz deyince anladınız. Bu hafta Kahramanmaraş'tayız efendim. Bu hafta sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Şöyle Kahramanmaraş'ı gezip dolaşacağız. Biz gezip dolaşırken önce bir konuklarla bir tanışın. Daha sonra birlikte olacağız. Buyurun Kahramanmaraş'a. Sinem Karageçen, 2002 Kahramanmaraş doğumlu, Berlin'de yaşıyor, üniversite öğrencisi. Zeynep Nisa Odabaşı, 2007 Kahramanmaraş doğumlu, Berlin'de yaşıyor, lise öğrencisi. Efendim geldik konuklarımızla tanışma faslına. En güzel bölümlerimizden birisi bu. Çünkü çok güzel konuklarla tanışıyoruz, çok güzel insanlarla birlikte oluyoruz. Bugün de iki naif, iki zarif misafirim var. İki asil hanımefendiyle beraberim. Efendim onlara hemen laf uzatmadan hoş geldiniz diyeceğim. Hoş geldin Sinem. Nasılsın? Merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sinem Karageçen. Evet. Berlin'den geliyorsun. Evet. Ne güzel. Evet Zeynep. Efendim Nisa. Odabaşı. Zeynep Nisa odabaşı. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Hakikaten böyle nasıl derler, hani diyorlar ya şimdi elektrikleri iyi, enerjisi iyi falan, çok enerjiniz yüksek, hem Sinem hem sen Zeynep, ne güzel, evet. İkinizin de yüzü gülüyor, ikiniz de Berlin'den geldiniz. Evet. Peki Sinem, senden başlayalım. Tabii. Ne yapıyorsun Berlin'de? Berlin'de ben okuyorum. Okuyorsun. Evet, hukuk öğrencisiyim. Aha da hukuk okuyorsun. Evet. Avukat olacağım diyorsun. Evet, avukat savcı olacağım. Hakim olacağım. Yok, sadece avukatlık sadece yeterli. Avukat. Daha yükselemiyor mu şeyi? Yok, istemiyorum. Yani bir yüksek lisansım yapacağım, ondan sonra tamam. Ekstra bir şeyler istemiyorum, evet. Yani Sinem'in gözü tok. Yükseklerde gözü yok. Kesinlikle öyle. Peki, Berlin'de yaşıyorsun. Buraya... Maraş'a işte ya da Türkiye'ye tatile geliyorsunuz. Evet. Yılda bir kere, iki kere? Yani o civarlarda fırsat oluyor. Fırsat buldukça diyorsun. Fırsat buldukça kaçıyoruz diyelim. Daha çok memlekete mi geliyorsunuz? Memlekete. Çünkü yani. Çoğu güney tarafına gidiyor genelde. Evet. Siz memleketinizi seviyorsunuz. Evet, seviyoruz biz Maraş'ımızı. Kahraman Maraş diyorsun. Tabii, Kahraman Maraş'ımız bir başka. Evet, peki buralısın. Buralıyım. Ve kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz, bir tane ablam var benim. Aa, iki kızsınız evet, siz. Evet, iki kızım. Ne güzel. Bu kadarcık, mini mini hoş. Nasıl ablanla aran? Ablamla aram çok iyi, yani ikizim gibi, abla gibi değil mi? İkiz gibiyiz biz, evet. Ne güzel, çok yaş farkı var mı aranızda? Aslında 5 yaş var da ben biraz onun ablası gibi oluyorum genellikle. Seviyorum yönetmeyi çünkü. O da benim fikirlerimi almayı çok sever dolayısıyla. Öyle pek abla kardeş değil, daha çok arkadaş, ikiz gibi bir ilişki var aramızda. Ne güzel, böyle güzel uyum yakalamışsınız. Evet, çok şükür. Genelde şey olur ya, gene benim kıyafetlerimi giymişsin. Onlar oluyor. Oluyor değil mi? Onlar artık rutin olduğu için normal karşılıyoruz. Berlin'de avukat olacaksın. Berlin'de avukatlık yapmaya devam edeceksin yoksa memlekete bir gelsem diyor musun? Sanırım gelirim. Gelirsin. Evet, yani orada bitirip okulu gelmeyi planlıyorum. Yani buralarda daha verimli olmak benim için daha motive edici olur. Benim öz doyumuma daha etki sağlar. Dolayısıyla buralara dönmek istiyorum. Memleketim diyorsun yani. Memleketim. Peki. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler, çok sağ ol. Hoş gelelim buldum. Zeynep'e. Zeynep. Evet. Sen böyle bir bayağı Berlinli gibi duruyorsun zaten ya. Suyunu, havasını fazla evet, mı aldın? Ne seviyorum, yaptın? Seviyorum orayı, bayağı seviyorum. Seviyorsun orayı. Evet. Doğru da seni seviyor, belli yani. Evet, değil mi? Zeynep dese ki ben Berlinliyim, ben dedim tamam ya. Evet. Öyle söylüyorlar, evet, yabancılık çekmiyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun Berlin'de? Ben de okuyorum aynı şekilde. Sen de öğrencisin. Evet, ben de öğrenciyim. Sen ne okuyorsun? Okuyorum, ben lise öğrencisiyim orada. Anam, lise öğrencisinde. Evet, lise son sınıfım. Orada okuyorum. Zeynep daha küçüğümüş evet. Ya. Evet, Zeynep daha küçük. Son sene okuyorum. Üniversite düşünüyorsun. Düşünüyorum. Ne okuyacaksın Zeynep? Ben muhasebe düşünüyorum, dış ticaret muhasebe. Evet. Hiç tahmin etmezdim yani. Oradan değil mi? İlerlemeyi düşünüyorum, evet. Ben de böyle lise sonda bir genç kıza sor ne olmak istiyorsun? Muhasebe herhalde binde bir çıkar değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Özel bir tercih. Evet ya. Herkes şimdi bilişim diyor, herkes şimdi ya, hukuk evet. Diyor, bilmem don, tıp diyor bilmem ne. Evet. Muhasebe dedi ya. Evet. Ama lazım, muhasebe de lazım. De o da gerek yani. Rakamlarla aram iyi diyorsun. Evet, iyidir.
Anlarım bu işten. Anlarım, evet. Çok güzel. Siz kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Hı. En büyükleri benim. Aa. Evet, iki de kardeşim var. Onlar da kız mı, erkek mi? En küçüğü erkek, ortanca kız o da. Amma seviliyordur şimdi, küçük değil mi? Evet, seviliyor bayağı. Küçük evgi. Evet, tekne kazıntısı diyorlar. Ayrıca o birazcık, evet. Sorumluluk bana kalıyor diyelim. Evet. Sen en büyük ablasın. En büyükleri olunca, evet. Ne güzel. Kolay mı ablalık, zor mu? Ya kolay bence, güzel bir şey. Çünkü değil onlarla mi? İlgilenmek hoşuma gidiyor benim. Evet. Kardeşlerin olması. Evet. Hani abla, sana birinin abla abla deyip peşinde evet, dolaşması. Evet, ihtiyaçları çok oluyor çünkü hani. Ya her şeylerini söyleyebiliyorlar. Ben de hepsine yeterince yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Ne güzel. Zaten. Bugün Maraş'ı gezeceğiz sizler. Siz Maraşlısınız evet. Aynısınız. Evet, Maraşlısınız. Evet. Bakalım bugün Maraş'ta ne var ne yok. Siz mi beni gezdireceksiniz, ben mi sizi gezdireceğim, göreceğiz. Görelim. Ama şöyle bir şey oluyor, bazen kendi memleketini gezdiğimiz konuklarımız oluyor. Geziyoruz, ondan sonra diyor ki bize, ya biz bu kadar bilmiyorduk burayı. Biz de öyle olacağız büyük evet. ihtimalle. Evet, biz de öyle olabiliriz evet, galiba. Yani biz sizin de gördük buraları diyor. Şimdi evet. gezip dolaşacağız sizle beraber. Bakalım ne var ne yok, göreceğiz. Gözümüzün bebeği Maraş'ımız, kahraman Maraş'ımız. Evet. Bir deprem atlattı biliyorsunuz. Maalesef. Ama bizim insanımız şeydir, böyle çabuk toparlanır. Evet. Dirayetlidir evet. yani. Biraz üzülür falan filan ama ondan sonra bizim bu dayanışma şeyimiz var ya, yeteneğimiz. Herkes birbirine bir el atıyor. Herkes birbirine bir omuz veriyor. Çok kısa sürede ayağa kalkarız inşallah. Evet. Kahramanmaraş'ta da efendim her yer yeni binalar yapılmış. Yapılmaya devam ediyor. Çok hızlı şekilde yapıldı değil mi evet, burada her şey? Evet, hızlı gelişiyor. Evet, yani daha sağlam, daha mutlu bir Kahramanmaraş göreceğiz inşallah. Bugün sizlerle beraber bakacağız nasıl olacak. Efendim. Bugün Kahramanmaraş'ı gezeceğiz. Sinem ve Zeynep misafirimiz olacak. Bakalım Maraş'ta ne var ne yok, hep beraber göreceğiz. Hadi buyurun Maraş'a. Maraş'ı gezmeye nereden başlıyoruz? Efendim, burada güzel bir müzemiz var, güzel bir konağımız var. Etnografya müzemiz var. Müzeden başlıyoruz. Neden? Çünkü gezeceğimiz şehri anlamak için o şehirle alakalı müzeye gitmek önemli. Hele hele kent müzesi, şehir müzeleri çok önemli. O yerin kültürünü, yaşam şeklini, efendim o nasıl yaşandığını, oralarda nasıl bir hayat sürdüğünü anlamak için burayı ziyaret ederek başlıyoruz. Kent müzesini ziyaret ederek başlıyoruz. O zaman şehri daha iyi gezmiş oluruz. Öyle değil mi Sinem? Kesinlikle öyle. Müze önemli bir şey. Müze önemli. Müze şart. Şart. Zeynep de katılıyor tabii. Evet, ben de düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi konuklarım da bana katılıyorlar efendim. O yüzden biz müzeyi gezerek başlayacağız. Şu konağımızı bir gezip dolaşalım. Sonra Maraş'ı gezmeye devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar. Eskiden evler böyleymiş, böyle geniş sedirler. Üstünde oturup burada hikayeler anlatılırmış, masallar anlatılırmış. Bir yandan soba güldür güldür yanar. Tabii böyle ampul elektrik yok, gaz lambası var o zaman. O sobanın alevi tavana vurur ışığı böyle, şekil şekil böyle. Bir yandan da üstündeki güğüm cızır cızır kaynamaya başlar. Bir yandan cızır cızır öter. Bir yandan da nineler, anneler çocuklarına burada masallar anlatır. Ya da büyükler oturur da koyu bir muhabbete girerlermiş. Sohbet, o zamanlar muhabbetler şey ya avcılıktan bahsediyorlar, ya tarladan bahsediyorlar, ya da askerlikten konuşuyorlar. Muhabbetler öyleymiş. Soluklandık, gezmeye devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. İnsanların yaşadığı evlere benziyordu. Onların eşyaları vardı. Beşikler en çok dikkatimi çekmişti. Çok güzeldi, çok beğendim. Araç gereçler benim çok dikkatimi çekti. Hala kullanılıyor olması da çok güzel bir şeydi.
Ama eskideki o yapılış şekilleri ve o el sanatlarının kullanılması çok güzel ve büyüleyiciydi. Ayrıca konakta şu anda keşke yaşasak diye böyle bir Zeynep'le konuşmamız geçti çünkü çok güzeldi. Efendim, konağımızı gezdik. Beğendik mi konağı? Çok güzel, büyüleyici. Gerçekten çok i̇şte, beğendim. Buralarda yaşamışlar. Burada kim bilir ne yaşanmışlıklar var. Burada acı tatlı ne hatıralar var. Bu duvarlarda ne sesler çınladı kim bilir. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Biz de gezdik. Şehre ait bir sürü efendim alet, edevat, ev eşyası hepsini baktık. Hatta test bile yaptık değil mi arkadaşlar? Evet. Yorumla bile yaptık. Gezdik, dolaştık ve dolaşmaya devam edeceğiz. Efendim, bir yanımda Sinem, bir yanımda Zeynep. Maraş'ı gezmeye devam ediyoruz. Buyurun. Kahramanmaraş'ı geze geze geldik. Nereye? Yeşilgöz'e geldik. Yeşilgöz ne? Güzel bir esir alanı efendim. Arkamda bir kaynak var. Su kaynıyor oradan. Orayla ilgili size biraz sonra bilgileri vereceğim. Şimdi sizlerle beraber Yeşilgöz mesire alanını gezeceğiz, dolaşacağız. Hani şöyle şehrin gürültüsünden usandınız ama bir kafa dinleyeyim dediniz. Ne yapıyoruz Sinem? Yeşilgöz'e geliyoruz. Yeşilgöz'e geliyoruz değil mi Zeynep? Evet. Evet. Yeşilgöz'e geliyoruz şöyle püfür püfür su kenarında. Böyle çayımızı kahvemizi içiyoruz. Dinlenip devam ediyoruz. Şimdi şu Yeşilgöz'ün hikayesi neymiş ona bakacağız. Buyurun. Efendim, gezdik, dolaştık. Şimdi Yeşilgöz'ün hikayesi ne? Hikayesi şu, derin. Kimine göre dibi yok, yani dibini bulamıyorlar. Ölçülen derin, şu an resmi olarak söylenen 47 metre derinliği varmış efendim. 200 metre de suyun altından, mağaraların içinden devam ediyormuş burası. Bilinenler bu. Fakat muhteşem bir rengi var gölün. Kaynak çünkü burası. Buradan kaynıyor ve akılıp gidiyor. Daha önce gelmemiştin değil mi Sinem? Hayır, gelmemiştim. Yaşadığın şehir. Evet. Senin memleketin burası. Ama ne yapsın? O da senede bir kere geliyor. Yapacak bir şey yok. Sen de gelmemişsin. Ben de gelmedim. Evet. Efendim biz gelmeyenleri getiriyoruz. Kendi memleketleri bile gezdiriyoruz, öğretiyoruz. Kahramanmaraş'ta Yeşilgöz'e geliyorsunuz. Acayip sessiz bir yer bir kere. Kafa dinlemeye birebir. Çardaklarımız var. Çayımız, kahvemiz var. Oturup burada böyle hüfür hüfür esen kuş sesleri altında su sesini dinleyerek çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Yeşilgöz çok huzur vericiydi çünkü çok farklı bir rengi vardı. İsminden de anlaşılacağı gibi yeşildi ama aynı zamanda bazı dönemlerde turkuaz oluyormuş. Anlatılanlara göre yani daha tespit edilen 47 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğindeymiş. Bunları düşününce aslında huzur vericiliğinin yanı sıra biraz da korkutucu olmaya başlıyor. Çünkü bu sadece daha ölçülebilen ve tahmin edilebilenmiş. Suyun rengi benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Acayip güzel bir rengi vardı. İsminden de gelen olduğu gibi zaten. Ve suyu acayip soğuktu. Aşırı bir soğuk suyu vardı yani. 30 saniyeden fazla tutamazdım orada. Buz gibi bir suyu var. Elini soktun nasıldı? Gerçekten bir an böyle parmakları bozacaktı. Bir dakika tutamazsın suda asla yani. Asla tutamadım. Zeynep. Evet. Acayip soğuk suyu var. Bir de içiliyor. Buradan alıp suyu içebiliyorlar. Sıfır kireç. Acayip güzel bir kaynak suyu. Sindirime birebir diyorlar. Şifalı su işte size. Evet. Biz şimdi oturalım. Çayımızı, kahvemizi içelim. Siz buraya bir göz atın. Geldiğiniz zaman da Yeşilgöz'e uğramayı unutmayın. Buyurun arkadaşlar. Efendim, Kahramanmaraş'ı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda İpek Yolu'nda bulunan
kapalı çarşılardan ayakta kalan 3 büyük çarşıdan birisi burada. Birisi biliyorsun İstanbul'da kapalı çarşı, biri Bursa'da, birisi de burada Kahramanmaraş'ta. Meşhur tarihi Kahramanmaraş kapalı çarşısı. Şimdi çarşıyı şöyle bir dolaşalım bakalım. Durumlar nasıl? Esnaf alemde görelim. Sonra gezmeye devam edelim. Buyurun. Hadi arkadaşlar. İbrik, biraz kibar kalıyor buna ibrik. İbrik bu ibrik. Evet, dünyanın en büyük ibriği bu olabilir arkadaşlar. Hakikaten kaç kilo, kaç litre su alıyor çok merak ediyorum. Evet, el sanatlarının güzel bir örneği de burada var. Hem dekor olarak yapılmış. Bir konağım olsaydı konağın girişinde salona koyardım bunu ama konağım yok. Yapacak bir şey yok, hadi. Kocaman bir ibrik vardı, o benim çok dikkatimi çekti. Şimdilerde öyle kocaman bir evimiz olsa da keşke alsak diye hatta Recep abiyle konuştuk. O çok büyüleyiciydi. Onun haricindeki o sandıkların el sanatlarında hala devam etmesi ve hala günümüzde satılıyor olması, Kahramanmaraş'ta kızların çeyizlerinde kullanılıyor olması çok güzeldi. Bakırlar en çok dikkatimi çekti. Yani onlar gerçekten çok güzeldi. Çok fazla büyük kazanlar vardı. Hepsi dikkatimi çekti. Gayet güzeldi. Oradaki Maraş biberi, baharatlar falan da çok güzeldi. Evet, kapalı çarşıyı gezdik, dolaştık. Çekiç seslerini duyuyorsunuzdur belki arkadan. Bakırcılar, demirciler çalışmaya devam ediyorlar. Efendim, 700 yıllık çarşıyı gezdik. Bir kısmını gezdik. Tamamını siz gelip gezin. Hepsini göstermedik. Bir kısmını gösterdik, ipucunu verdik. Gelip gezmek size kalmış. Biz Kahramanmaraş'ı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Kahramanmaraş'a geldik. Tabii değil mi, dondurmadan bahsetmeden? Olur mu arkadaşlar? Olmaz. Meşhur Kahramanmaraş dondurması. Niye meşhur? Ustaya sorarız şimdi. Fakat gelmişken görmeden, yemeden gitmeyelim dedik. Sineminen Zeynep'i dondurma yemeden bırakmayalım dedik, oraya geldik. Evet ustacığım, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Kahramanmaraş'ımıza. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Kahramanmaraş dondurması çok meşhur, dünyada meşhur, ülkemizde meşhur. Herkes merak edebilir, niye bu kadar meşhur? Lezzetinde saklı, meşhur olmasının sebebi. Çünkü %100 keçi sütü kullanıyoruz ve yoğunluğunu, kıvamını arttırması için orkide. Bu yabani orkidenin yumruları, salep. Aa, salep, evet, yabani orkideden mi oluyor salep? Evet, salep yabani orkidenin bunu yumrularıdır yani. Sonra dövüyoruz da dövüyoruz. Dövüyoruz da dövüyoruz. Dövme dondurma. Döve döve yapıyoruz, seve seve satıyoruz. Bir tek halı dövdükçe güzelleşmiyormuş efendim. Dondurma da dövdükçe güzelleşiyormuş. Şimdi ustam dondurmayı yapacak. Ustacığım, bizim misafirlerimiz Sineminen Zeynep var. Bunlara siz dondurma ikram edersiniz herhalde. Ederim. Siz bunlara dondurma ikram edin. Ben şu köşede oturayım, seyredeyim, çayımı içeyim. Siz de dondurmanızı yiyin. Ben de misafirlerime dondurma ikram etmenin keyfini çıkarayım şuracıkta. Evet, dünyanın hem lezzetli hem keyifli dondurması. Hem eğlenceli hem lezzetli. Bu dondurmayı şimdi arkadaşlar ikram edecekler. Siz de biz de seyredelim bakalım nasıl yiyecek. Thank you.
yaşıyorum. Maraş dondurmacısına gittik. Orada dondurma yedik. Tabii ki dondurma denilince akla ilk gelen yer Maraş oluyor. Gerçekten çok seviyorum dondurmayı. Maraş dondurmasının tadı da bambaşka, hiçbir dondurmanın tadını tutmuyor. Çok lezzetliydi, çok güzel, çok beğendik. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Aldınız mı dondurmalarınızı? Aldık sonunda. Bunu siz de alın. Ben mi? Evet. Yok, ben aynı numaraları bana da yaptınız. Ben hazırlıklı geldim. Yürük kendi dondurmam var. Afiyet olsun. Gördüğün gibi biraz efendim, uğrayın mutlaka. Buraya uğramadan gitmeyin. Bu dondurmadan yemeden buradan ayrılmayın. Muhteşem. Şovuyla, lezzetiyle, görünüşüyle harika bir dondurma. Kahramanmaraş harika bir yer zaten. Muhakkak Kahramanmaraş'a gelin, burayı ziyaret edin. Biz bugün sizler için dolaştık, birazını gösterdik. Tamamını kendiniz gelip göreceksiniz. Kahramanmaraş'ı gezmeye devam ediyoruz. Maraş'ı geziyoruz, dolaşıyoruz. Tabii çok gezip dolaşınca da insan yoruluyor. Yorulunca da ne oluyor Zeynep? Acıkıyoruz. Evet, acıkıyoruz. Zeynep pek belli etmiyor ama acıkıyoruz. Sinem? Acıktık. Çok acıktık. Çok. Sinem de çok acıktık. Hemen yemek getirin bana. Çok acıktık. Efendim, tabii ki acıkıyoruz gezip dolaşınca. Ne yiyelim Maraş'ta dedik. Dediler ki siz bir Muharrem Usta'yı bir görün. Muharrem Usta yanımda şu anda. Muharrem Tat. Tat. Son ismi de hakikaten Tat yani. Yapayım Tat yani. Muharrem Tat'la beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Size bugün Kahramanmaraş'ta el böğründe yedireceğiz. El böğründe Maraş'a gelip de yemeyeni dövüyorlar. Öyle mi? Ben sana iki tane yamak vereceğim. Tamam. Bundan sonra Zeynep'le Sinem senin yamağın olacak. Eli böğründeyi beraber yapacaksınız. Beraber yapacağız. Evet. Efendim, eli böğründeyi nasıl yapılıyormuş, nasıl bir şeymiş hep beraber göreceğiz. Zeynep çalışacak, Sinem çalışacak. Zaten şefimiz bu işin üstadı. Fakat en elimiz zor iş... Elimiz böğründe. Evet, elimiz böğründe. Böyle mi? Eli böğründe. Eli böğründe. Niye eli böğründe diyorlarmış? Çünkü yemeği değil mi bunları? Eskilerden fırına, her yerde fırın yok. Mahallelerde eli böğründeyi yapıp fırına götürüp elinde böğründe atıp bekliyorlarmış. Nerede kaldı bizim eli böğründe yersin diye. Ondan mı eli böğründe? Eli böğründe oradan gelme diye. Mısta, nerede bizim eli böğründe diye böyle çıkıp ikide bir sordukları için eli böğründem ne oldu diye sordukları için eli böğründe olmuş. Şimdi ben ama de eski bir yemeğimiz, çok lezzetli, güzel. Ben manzarayı görünce zaten anladım şefim yani. Şimdi hep beraber görelim eli böğründe nasıl yapılıyormuş. En zor iş gene bana düşecek yani. Yeme işi zor. Yeme ya. İşi zor ya. Ya hakikaten. Neyse, sizin için katlanacağım değerli seyircilerimiz. Tabii. Şimdi eli böğründeyi göreceğiz nasıl yapılıyormuş, nasıl ediliyormuş. Sonra tadına bakacağız. Bakalım eli böğründe nasıl bir yemekmiş. Buyurun. Domatesten başlayalım doğramaya. Tamam. Küp küp, şeker küpü. Küp tamam. Şeker var ya, onun gibi. Etinizi de ben doğruyorum. Aslında biraz da yemek yapmayı öğrendik. Orada bize eli böğründe yaptırdılar. İlk defa gördüm hani, ilk defa yaptım. İlk defa yaptım. Dolayısıyla bu çok heyecan vericiydi. Biraz ustamıza yardım etmiş olduk. Şimdi eli böğründemiz geldi. Şimdi görüntüsü muhteşem. Bir de tadına bakalım değil mi arkadaşlar? Bakalım tadı nasıl? Bakalım. Görüntü iyi ama tat nasıl? Bir de ona bakacağız. İşte eli böğründeyimiz sizin için tadıyoruz, başkası için değil. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ne yaptığınız, nasıl yaptığınızın tadına bir bakın bakalım. Tabii ki. Ben de bir bakayım. Görünüşü süper. Bakalım tadı nasıl? Şuradan bir parça pide alıyorum. Müzik
tattığımızda da çok lezzetli olduğunu gördük. Eli böğründenin Maraş'a ait bir yemek yaptık. Bu çok güzeldi ve diğer yemekler de gerçekten lezzetliydi. Onları da böyle keyifle tattık. Çıraklık gibi oldu aslında. Orada da çok eğlendim. Nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Sonra da gerçekten çok güzel lezzetlerdi. Efendim süper olmuş. Hakikaten Maraş'a gelince eli böğründe yiyeyim. Muhteşem yapıyorlar. Et harika, sebze harika, sarımsağıyla. Sebzeleri muhteşem bir fırın kebabı olmuş. Çömleğin içinde acayip güzel, güveç gibi. Ellerinize sağlık kızlar. Afiyet olsun. Tebrik ediyorum sizi, muhteşem olmuş. Teşekkür ederim. O zaman biz ne yapıyoruz efendim? Gelmişken yemeğimizi de yiyoruz, sonra Maraş'ı gezmeye devam ediyoruz. Nereye geldik arkadaşlar? Ali Kayası'na. Ali Kayası'na. Ne yapacağız burada? Nereye gideceğiz şimdi? Cam terasa geldik. Evet Zeynep. Cam terasa geldik efendim. Muhteşem bir manzarası var buranın. Şimdi cam terastan aşağıya bir seyredeceğiz. Buraya gelince buraya çıkmayı unutmayın. Harika bir manzarası var. Aşağıda baraj gölü kıvrıla kıvrıla gidiyor. Dağlar, yamaçlar. Arkamda büyük dağları görüyorsunuzdur. Muhteşem bir yer. Efendim zaten sizin için çıkıyoruz değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Kendimiz için bir şey istiyormuşuz. Asla. Her şey sizin için. Cam terasa gideceğiz. Şimdi manzarayı bir seyredeceğiz. Siz de bir manzaraya bakın. Sonra buraya geldiğinizde buraya çıkmayı unutmayın. Hadi cam terasa gidelim. Çok beğendim. Çok huzur veriyordu. Havası falan yani çok temiz bir yerde. Altımız zaten camdı hani. O da birazcık ürkütücüydü ama aynı zamanda çok eğlenceliydi. Böyle bir anda rüyada gibi oldum. Aynı zamanda bir o kadar da ürkütücüydü. Çünkü gerçekten ilk defa böyle bir yapı gördüm. Çok heyecanla seyrettik her yeri. Nefesimiz kesildi resmen. Efendim cam terası biz gezdik dolaştık. Siz de gezip dolaşabilirsiniz. Kahramanmaraş'ımızı ziyaret ettiğinizde ki mutlaka etmelisiniz. Burayı da görmeden gitmeyin. Evet biz Kahramanmaraş'ı gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Zeynep ile Sinem bana arkadaşlık ediyorlar. Misafirlerimiz onlarla beraber şöyle Maraş'ı baştan sona geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Hadi buyurun. Terastan gördüğümüz baraja geldik. Hani aşağıda böyle kıvrım kıvrım baraj görünüyordu ya arkadaşlar. Aha da onun bir ucundayız şu anda. Burası su sporları merkeziymiş. Burayı ziyaret etmeden gitmeyelim dedik. Hani su sporu falan yaparız. Değil mi? Yüzeriz, atlarız, zıplarız ama olmadı. Neden? Çünkü burası tadilattaymış. Yoksa burada kano var, sürat teknesi var. Su sporla ilgili bir sürü aktivite oluyormuş burada. Aklınızda bulunsun. Tadilat yakında bitecek. Buraya geldiğimizde sporlarına efendim sizler de katılabilirsiniz. Sinem, bir seneye geldiğinde Zeynep'inle beraber İnşallah. Burada bir kano, bir efendim jet ski falan, sürat teknesi dolaşırsınız. Çok güzel balık çiftliği, alabalık çiftlikleri var efendim. Burada balık da üretiyorlar. Çok bilinmiyor ama Kahramanmaraş balık ihraç eden önemli bir yer. Evet bayağı deniz yok ama balık ihracatında ciddi bir yer sahibi Kahramanmaraş. Çünkü burada acayip balık üretiyorlar, alabalık tesisleri. Şimdi biz şöyle şurayı bir turlayalım, bakalım nasıl bir yermiş. Sizin de bir fikriniz olsun. Biz de şöyle bir baraj havası alalım değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Barajı gezelim birazcık, dolaşalım. Güzel bir platform yapmışlar, üstünde dolaşabiliyorsunuz. Buyurun gelin, barajı bir tur atalım. Siz de görün, biz de görelim. Hadi arkadaşlar.
sonuna geldik. Haftaya başka bir yerde, başka konuklarla nasıl bir macera yaşayacağız göreceğiz. Siz de bu programa katılmak istiyorsanız, biz de sizle gezmek istiyoruz diyorsanız aşağıda numaralarımız var. Oradan bize ulaşabilir, bize misafir olabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hepinizi birbirinize emanet ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.